Büyükelçisi Sayın Abdurrahman Bilgiç ve değerli hanımefendi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Sayın Oya Tuncalı, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Müsteşarları Sayın Orçun Başaran ve Sayın Türker Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Vekili Sayın Necip Demirci, Londra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Konsolosu Sayın Ülkü Alemdar, İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitimi Konsorsiyumu Başkanı Sayın Kelami Dedezade, İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Sayın Mansur Işıkko, değerli öğretmen arkadaşlarım, eğitim gönüllüleri ve okul başkanları, kıymetli misafirler. Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği'nin himayelerinde Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Londra Eğitim ve Kültür Ateşeliği'nin düzenlediği Öğretmenler Günü resepsiyonuna hoş geldiniz. Değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Abdurrahman Bilgiç'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Oya Tuncalı, değerli müsteşarlarım, eğitim müşavirimiz, değerli öğretmenler, dernek temsilcilerimiz, okul başkanlarımız, eğitim gönüllülerimiz, saygıdeğer basın mensupları, bir süredir faaliyetlerini dikkatle takip ettiğim öğretmenlerimizin bu mutlu gününü kutluyorum. Hepimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Aslında yaşamımız başından sonuna kadar bir okul. Bu hayatımız boyunca annemiz ve babamız kadar önemli olan öğretmenlerimizin öğrettikleri her zaman kulaklarımızda ve zihnimizde. Bir kişiyle konuşurken, basit bir hesabı yaparken, sokakta karşıdan karşıya geçerken bile ya da çocuklarımıza bir şeyler aktarmaya çalışırken her zaman öğretmenlerimizin bize çizdikleri yoldan ilerleriz. Hangi makamda olursak olalım, ailelerimizle birlikte üzerimizde en çok öğretmenlerimizin emeği vardır, en çok öğretmenlerimizin hakkı vardır. Birleşik Krallık'ta 2015-2016 eğitim döneminde yıllardır olduğu gibi ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 47 öğretmenimiz özverili bir şekilde hizmet vermekte, ülkelerinden uzakta her türlü zorluğa göğüs gererek bu kutsal görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Aramızdaki birçok eğitim gönüllüsü de on yıllardır Birleşik Krallık'a yerleşmiş bir şekilde el ele bizden sonraki kuşakları daha güzel bir geleceğe sahip olmaları için karşılıksız gayretler sarf etmektedirler. Değerli öğretmenler ve eğitim gönüllüleri, İngiltere'deki toplumumuzu hak ettiği konuma ulaştırmak, Türk dilini İngiltere'de kuşaktan kuşağa ayakta tutmak ve İngiltere'nin en önemli dilleri arasına sokmak için ortaya koyduğumuz özveri vermekler için siz değerli öğretmenlerimize, eğitim gönüllülerimize, okul başkanlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Genç kuşaklarımıza değerli bilgilerin aktarılması kadar onların çevrelerine ve toplumlarına yararlı, özgüvenleri gelişmiş, bireysel yeteneklerini sergileyebilen, evrensel değerlere saygılı ve çağı yakalayabilen fertler olarak yetiştirilmelerine katkı sağlamakta önem taşımaktadır. Eğitim alanındaki tüm paydaşlarım bizden sonraki kuşaklara aydınlık bir gelecek sunarken bu hususlara da özen göstereceklerine ve ellerindeki meşaleyi yorulmadan taşıyacaklarına eminim. Büyükelçiliğimiz sizler bu çabaları gösterdikçe her zaman yanınızda olacaktır. Ayrıca birkaç gün önce vefat haberini üzüntüyle aldığımız, hayatını eğitime adamış, Türkiye ve Kıbrıs kökenli çocuklara yönelik eğitim çalışmalarıyla tanıdığımız, İngiltere Türk toplumunun sevilen simalarından Kıbrıslı Türk akademisyen Tözün İsa'yı rahmet ve minnetle anmak,
ve bu acı kaybımızdan dolayı anmak istiyorum. Ve bu acı kaybımızdan dolayı topluluğumuza başsağlığı diliyorum. Son olarak tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde eğitim camiamızın öğretmenler gününü yürekten kutluyorum. Teşekkürler Sayın Büyükelçim. Konuşmalarını yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Londra temsilcisi Sayın Oya Tuncalı'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükelçim, değerli diplomatlar, çok değerli eğitimciler. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği Eğitim Ateşeliği tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü'nde bir araya gelip bu anlamlı günü kutlamaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Londra'da Türk okulları biliyorsunuz 1960'lı yıllardan itibaren mevcut. İlk kez Kıbrıs Türk Cemiyeti'nde başlayan okulumuz bugünlerde onlarca okula ulaşan bir sayıyla eğitimlerine devam etmektedir. Tabii ki okullarımızda birçok sıkıntılar olmasına rağmen hiç aksamadan büyük Türk toplumuna yakışır bir şekilde öğretmenlerimiz, eğitim gönüllülerimiz bu eğitimlerin devam etmesi için devamlı seferber olmaktadır, büyük bir gayretle çalışmaktadır. Sayıları 500 bine ulaşan Türkçe konuşan toplumumuzun birlik ve beraberlik içerisinde olması için buradaki kuruluşlarımızın ve okullarımızın büyük destek sağlamaları ve gönüllü çalışmalar içerisinde olmaları hepimizi mutlu etmekte ve gelecek için daha da umutlu olmamızı sağlamaktadır. Toplumumuzun hem kendi içerisinde Türk dili ve kültürünü sürdürmesi, kaynaşması hem de dini ve milli bayram bilinci içerisinde olması çok önemlidir. Ayrıca ana vatanlarımız Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ile olan bağlarımızın korunması, kopmaması da ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devletleri olarak muhakkak ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkçe eğitimine büyük önem vermekteyiz. Ve bu doğrultuda görevli olarak gelen öğretmenlerimiz Londra'da çocuklarımıza Türk dilini ve Türk kültürünü en iyi şekilde öğretmeye çalışmaktadır. Biliyorsunuz ki hepimizin yetişmesinde en önce ailelerimiz çok önemlidir. İlk eğitim aile yuvasında başlar. Daha sonra öğretmenlerimiz bu önemli görevi sürdürür. Öğretmenlerimiz çocuklarımızın gelişmesinde, eğitiminde çok önemli bir rol üstlenmektedirler ve bu zorlu görevi büyük bir şerefle taşımaktadırlar. Burada da öğretmenlerimiz sadece bilgiyi değil, insanlığı öğretmektedir her zaman. Ben Londra'da görev yapan tüm değerli öğretmenlerimize, eğitimcilerimize çok teşekkür ediyorum. Onların günü kutlu olsun diyorum ve buradan hepsine sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekili Sayın Necip Demirci'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükelçim, Sayın Hanımefendi, Sayın Kuzey Kıbrıs Temsilcisi Büyükelçim, Sayın Müsteşarlarım, Sayın Konsolosum, Konsolosyum Başkanım, Öğretmenler Derneği Başkanım, Yurtdışı Türkler Danışma Kurulu üyesi beyefendi, değerli okul yöneticileri, değerli misafirler, kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Hepinize öncelikli olarak hoş geldiniz diyorum ve öğretmen arkadaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bilindiği gibi 24 Kasım günü millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul ettiği gündür.
ve 1981 yılından beri Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün tüm öğretmenlerimizin hizmetlerine karşılık unutulmadıklarını gösteren bir gündür. Sayın Büyükelçim, değerli misafirler. Öğretmenlik sahip olduğumuz tarihin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeden sürekli toplumun önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Çünkü biliyoruz ki öğretmenlik asla ve asla bir prestij mesleği değildir, özveri gerektiren bir meslektir. Değerli okul yöneticileri, eğitim için yapmış olduğunuz hizmetler takdirle ve ilgiyle izlenmektedir. Kurucusu olduğunuz ya da yönetiminde yer aldığınız Türk okulları her geçen gün bu toplum içerisinde önemini artırmaya devam etmektedir. Maddi ve manevi olarak her türlü desteği sağladığınız için sizlere ve bu okullarda gönüllü olarak eğitim veren değerli öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli öğretmen arkadaşlarım, öğretmenlik mesleğini icra ettiğimiz bu memlekette görev ve sorumluluğumuz bir kat daha artmaktadır. Zira öğretmen olarak yabancısı olduğumuz bu toplumda hem kendi açımızdan sıkıntılar yaşarken hem de kendi tarihini, kültürünü, maneviyatını, hatta dilini bile unutmaya başlamış kıymetli öğrencilerimiz için görev bilincimizin bizlere yüklediği sorumluluğun kat kat fazlasını yapmak durumundayız. Unutmayalım ki bizler buradaki öğrenciler için kendi tarihlerine, kültürlerine, kısacası kendi geçmişlerine açılan belki de en önemli değer olarak yer almaktayız. Bu sebeplerden ötürüdür ki Öğretmenler Günü, öğretmenlerimiz ve öğrenciler arasındaki sevgi ve saygının doruk noktasına ulaştığı bir gün olmalıdır. Keza bu müstesna güne anlam ve önemi itibariyle bakıldığında, öğretmene gösterilen sevgi ve saygının bir bakıma topluma verilen değerin bir yansıması olduğu da asla unutulmamalıdır. Bu açıdan Öğretmenler Günü fedakar öğretmenlerimizin değerlerinin bir kez daha düşünülüp onların milletimiz için değerlerinin anımsandığı bir gün olmalıdır. Konuşmamı sonlandırırken başta Sayın Büyükelçimiz olmak üzere herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Görevi başında şehit olmuş ya da hayatını kaybetmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum. İngiltere'de Türk toplumu için önemli bir yeri olan, kısa süre önce aniden kaybettiğimiz değerli hocamız Tözün İsa'ya Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. Ayrıca bugün bize ev sahipliği yapan Yunus Emre Enstitüsü'nün değerli yöneticilerine ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Konuşmasını yapması için İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitimi Konsorsiyumu Başkanı Sayın Kelami Dedezade'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükelçim, Sayın Kuzeykıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi, değerli müsteşarlar, değerli konsoloslar, değerli başkanlar, dernek başkanları ve kıymetli öğretmen ailem. Bugün konuşmama başlamadan önce, az önce sizlerin de değindiği ve çok yakın bir geçmişte kaybettiğimiz sevgili arkadaşım, meslektaşım, Tözün İsa hakkında müsaadenizle kısa bir iki söz söylemek isterim. Tözün öğretmenlik mesleğine bir ilkokul öğretmeni olarak başladı. Ve ondan sonra yerel eğitim kurumlarında üst düzey danışmanlık ve son olarak 15 yılı aşkın bir süre Londra Metropolitan Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışan bizim hocamızı bir hafta önce kaybettik. Onu rahmetle anıyorum. Sevgili Tözün, eğitim alanında yazdığın kitaplar, verdiğin dersler, seminerler ve özellikle Londra'da yaşayan toplumumuza verdiğin destek ve katkılar için toplumumuz, öğrencilerin ve meslektaşların adına sana teşekkür eder. Allah'tan rahmet, kederli ailene ve eğitim camiamıza da başsağlığı diliyorum. Değerli kardeşlerim, öğretmenlik
insanlık tarihinin maddi bir ölçütü olmayan ölümsüz mesleğidir. Her işi bilen, her işi yapan, bilgi deposu ve ayaklı kütüphane olmak yerine bilgi kaynaklarını öğreten, o kaynaklara öğrencilerini yönlendiren ve değerlendirme alışkanlığı kazandıran bir kişidir öğretmen. Öğretmen, öğretim ve öğrenimdeki gelişmeler çerçevesinde bildiklerini seve seve öğrencilerine aktaran ve öğrencilerinin istikballerini belirleyen kişidir. Şu anda okuttuğunuz kişilerden yarının diplomatları, devlet adamları, profesörleri ve her meslekten insanların oluşacağının gurur içinde oluruz. Bize Türk okullarında öğrencilerimize Türkçe dilini ve kültürünü, Türk kültürünü öğretmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti'nden ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nden gelen öğretmenlerin yaptığı şahane ve özverili diyelim bir yerde işleri hiç unutmayacağız. Huzurlarınızda onlara sonsuz teşekkürlerimi borçluyuz. Türk okullarının birçok ihtiyacı var. Bu ihtiyaçları zor bir şekilde okullarımız karşılıyor. Okullar şu anda 32 okul konsorsiyumumuza üye olmak üzere görev vermektedir. Ancak gün geçtikçe kan kaybı var. Okullardaki öğrenci sayıları düşüyor. Bunu hep birlikte el birliğiyle çok rica ederim halletmemiz gerekir. En büyük ihtiyacımız olan bir halkın da gidebileceği Yunus Emre Merkezi yanı sıra halkın gidebileceği, yaşlılarımızın, küçüklerimizin, büyüklerimizin, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin gidebileceği bir Türk merkezine ihtiyacımız vardır. Bunun altını tekrar çizme burada benim görevimdir. Bu düşüncelerle ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anar, sizleri ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, öğretmenlerimizi yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar dilerim. Ve son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle konuşmamı bitirmek isterim. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Teşekkür ederim. İngiltere Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Sayın Mansur Işıkbolu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Sayın Büyükelçim Abdurrahman Bilgiç Bey, değerli eşlerim, Sayın Eğitim Müşavir Yardımcısı Necip Demirci Bey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Boya Hanım, Ülkü Hanım, Orçun Bey, Türker Bey, Londra Eğitim Konsorsiyum Başkanı Sayın Kerami Bey, Londra'da eğitim ve kültür dili yükünü omuzlayıp fedakar şekilde çalışan okul başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, değerli dernek başkanları ve temsilcileri, değerli misafirler, Türk kültürü ve dilini geçmişte gelecek arasında köprü kurup oluşturarak kutsal mesleğin fedakar mimarları ve uygulayıcıları, öğretmen arkadaşları, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce baş öğretmenimiz Ulu Önder Atatürk, görevleri başında şehit edilen bütün öğretmen arkadaşlar ve bunlarla beraber emniyet mensup ve asker mensupların tamamı, ebediyete ulaşmış İsa Bey ve daha bir sürü bilmediğimiz bütün öğretmen arkadaşlarımızı rahmetle başlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Sonradan konuşmanın faydaları, benim söyleyeceğim çok şeyi arkadaşlarımız söylediler. Öğretmenliğin özelliğini, güzelliğini, Öğretmenler Günü'nün kutsiyetini, sağ olsun Büyükelçiliğimizde ve daha sonra gelenlerin çoğu benim söyleyeceğim sözlerden daha güzel cümlelerle yansıttılar. İngiltere Türk Öğretmenler Derneği 5 Haziran 2003'te kuruldu.
Kurucusu Metin Çetin Bey'i şu an şükranla anıyorum. O günden bu yana 12 yıldır İngiltere Türk Öğretmenler Derneği görevini yapmaya çalışmakta. Türkiye'den gelen öğretmenler, Kıbrıs'tan gelen öğretmenler ve buradaki çalışan öğretmenler arkadaşlarla bir araya getirerek dostluk ve kardeşlik bağını perçinlemek, bilgilerini sevgiyle güzel bir şekilde çocuklara yansıtmanın çalışmaları içine giriyorlar. İngiltere Türk Öğretmenler Derneği önümüzdeki yıllarda böyle genç öğretmenlerimizin omuzlarında daha iyi ve daha güzel yerlere gideceğine inanıyorum. Öğretmenler günümüzde bizi onurlandıran Büyükelçiliğimiz, Kuzey Kıbrıs temsilcimiz, diğer bütün yetkilileri kendim adına, İngiltere'deki Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu adına ve bütün öğretmenler adına teşekkürü bir borç biliyorum. Sözlerime son vermeden önce iki şeyden, öğretmen olmak dünyanın en zor mesleği. Öğretmen olmak, öğretmenliği bizzat yaşamak o kadar zor ki. Çünkü hoş olan şeylerden fedakarlık yaparak yeni bir nesil ortaya çıkarmanın, fedakar köprü kuran, yani geçmişle gelecek arasında güzel bir köprü kuran, öğretmenleri temsilen 3-4 kelime şiirle bitireceğim. Duygulanırsam çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. Dünyanın bütün çiçeklerini diliyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin buraya. Kaya diplerinde açılmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkıyı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkla açarlar. Kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgi ve adsız çiçekleri. Hepsini, hepinizi istiyorum. Gelin götürün beni. Toprağa nasıl isterseniz öyle örtün beni. Teşekkür ederim. Sağ olun. Günümüzde bizlere ev sahipliği yapan Londra Yunus Emre Enstitüsü'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz. Programımız ikramlarla ve sohbetlerle devam edecektir. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Thank you.